Şıkır şıkır. Anam fıkır fıkır. Kendiyle barışık, her şeyle barışık, her yere enerji saçan bir hanımefendi geliyor. Kim geliyor? Beyazıt Öztürk'üm. Kim geliyor? Betül Arım efendim bu hafta konuğumuz. Betül ablayı davet ediyoruz. Evet, büyük alkışlarla. Merhaba. Evet. Ses nasıl böyle? Çınıyor değil mi? Ya oturma kalk. Kalk bir şey yapıyoruz burada. Öyle bir şey yani. Hoş geldin. Hoş bulduk. Betül ablacığım nasılsın? Nasılım? Ya bu çok derin bir soru biliyor musun? Hadi ya. Çünkü değişiyor bunlar. Ben yıllar önce olumsuz düşünme genimi aldırdığım için... Evet. Her zaman bir çıkış yolu buluyorum mutlaka. Yoksa nasılsın? Yani bugün böyleyim, yarın böyle olabiliyorum, öbür gün öyle olabiliyorum. Ülke gibi demeyeyim. Ya ülke gibi demeyeyim. Bu arada kutlarım. Yolunuz açık, daha da açık olsun diyorum. Teşekkür ederiz. Çünkü başarılısın. Bu arada bu program senin gibi düşün Betül abla. Gerçekten bir nevi mal sahibi geldi diyebiliriz. Çünkü senin kameranla biz çekiyoruz. Yani dükkan sen evet, istersen programı kapatabilirsin, açabilirsin. Her şeyi bir daha anlat ulan dersin. Ne istiyorsan yaparsın ya. Yani. Anladığınız üzere çok delisek bir program bizi bekliyor. Çünkü Betül abla o dediği genlerini aldırmış. Ya onlar da kötü değildi aslında gene. Ha. Yani ben 12 yaşından sonra, 12 yaşında böyle bir... Sen oyunu seyrettin. Seyrettim. Evet, böyle bir travma yaşamıştım. Ondan sonra ben Pollyanna'yı okudum biliyor musun? Bir rahatladım, bir rahatladım. Onun gibi bakmaya başladım. Her şeye bir iyi tarafı var. Çok sevdim ben Pollyanna'yı. Ya Betül abla aynı şeye ben de baktım. Benim canımı sıktı. Heh, işte görüyor musun? Ya bu niye bu kadar mutlu abi? Evet. Ya bu niye yani? Bir laf var geçen bir karikatürde mi ne? Pollyanna'yı dağa kaldırmışlar. Oh ne güzel dağ havası aldık. Abi sen manyak mısın bak, yani? Bak, niye bu kadar mutlusun ya? Bir arkadaşım bana dedi ki yıllar önce ya Betül dedi ya sinir bozacak kadar iyisin dedi. Ya gerçekten. Ya sinirim bozuluyor dedi. Sinir bozunca ne oluyor biliyor musun? Adımını attığın anda her an biriyle kavga edebilirsin. Ama hayat bir seçim meselesi. Bunu mu seçiyorsun yoksa diğerini mi seçiyorsun? Çünkü bu önemli benim için. Kavga etmeyi, barışmayı, sevgiyi, sevgisizliği sürekli. Yani bizim önümüzde var bu seçimler. Evet. Ve bunlar bize ait. Her şey bizim bakış açımıza bağlı. Onun için de ben dedim ki ya niye şuramı böyle sıkıştıracak bir şeyleri seçeyim? Bu böyle oluyor mu? Hayatın içinde her şey var. Ben diyorum ki her türlü duygu insanlar için. Biz bunların hepsinde yaşayacağız, deneyimleyeceğiz ama beslemeyelim diyorum. Ben kendi adıma acıyı, hüznü, kederi yaşıyorum ama neşeyi, coşkuyu, hazzı besliyorum. Çünkü neyi beslerseniz onu büyütüyorsunuz. Bir cümle var ya sokakta hayat var. Betül ablanın ona karşı tepki olarak bir oyunu var. Dışarıda hiçbir şey var. Betül ablayı ben tanıyorum. Nasıl düşündüğüyle ilgili fikrim var. Fakat ya abi bırak falan değil. Diyorum. Yalan yok. Tabii çok diyorum kişi ya. Söylüyordu. Evet evet. Dün oyununu izledim Betül ablanın. Oyunda anlattıkları beni bir kere daha şaşırttı. Yok ya dedim. O da oldu. Başımdan bu da geçti. Sonra ben yine iyi büyüttüm. Manyak diyorum yani bunu niye yapıyorsun ki? Adam seni dolandırmış yani. Ondan sonra ben daha çok... Ya adam seni dolandırmış. Sen hala daha çok çalışıyorsun ve sonuçta geldiğimiz yerde hakikaten iyiyi, güzeli, doğruyu büyütüp bugün... Bu noktaya geldim. Bu noktaya geldim. Oradan da spoiler vermek istemiyorum. Tam tersi oyundan bahset abi. Bilet satıyorsun ya. Tamam. Aa değil mi? Betül abla nereden baksan bizim 100-200 seyircimiz var. Bu kadar seyirciyi kaybetmek pahasına. Kaybetmek değil tam tersi kazanırız oyundan bazı şeyleri anlattık mı? Tamam. Abi şu şeyi almadık yanımıza broşürü. Yalnız kuta yarıyor tabii. Ben telefona da bakarız her şeyi yaparız. Çok yoğun. Bak, İşler çok yoğun. Çok haber olduk bununla. Öyle mi? Tabii Tilbe'nin de var. Oyun bu. Dediğim gibi sokakta hayat vara tepki olarak dışarıda hiçbir şey var. Sen yanlış anladın. Senin değil aslında o. Benim olayım bu. Dışarıda hiçbir şey var benim hayatımı değiştirdi. Allah Allah. Niye ne oldu ki? Betül Arım'ı tanımak ve oyunu izlemek yaşamımda bambaşka kapılar açtı. Eskiden sağlığına dikkat etmeyen,
olumsuz düşünen kilolu biriydim. Oo, taş gibi bir kız ha. Oyunu izledikten sonra sanki sihirli bir değnek değmişçesine bambaşka bir yaşam tarzını benimseyip tam 40 kilo verdim. Artık çok daha sağlıklıyım ve hayatı çok seviyorum. Üstelik catering firması sahibi. Yasemin Önal. Senin izlediğin oyun sezonun son oyunuydu. Evet. Çok güzel bir seyirciydi. Genel olarak zaten çok güzel bir seyircimiz var ama dün gece başka bir şey oldu. Ben de ya müthiş böyle aktım gittim. Yani o son sezonun son oyununun getirdiği de bir şey vardı. Sonra biraz erken ayrıldınız. Ben tam bir saat kaldım seyirciyle. Sonra da iki seyircimle çorbacıya gittik. Hadi ya. Biraz erken dediği oyun bittikten bir saat sonra çıktık. Aynen öyle. Betül abla oyun bitiyor. Bir 15-20 dakika sonra fuayeye çıkıyor. Hayır 5 dakika sonra. 5 dakika sonra. Evet. Fuayeye çıkıyor. Diyor ki haydi koş. Ve herkes koşuyor, sarılıyorlar. Yani Şirinler Köyü gibi. Yani sarılıyorlar, bir enerji oluyor. Bana göre şeyler değil ama oluyor yani. Bak sen bana göre şeyler değil diyorsun ama şimdi dün ne oldu? Çorbacıya gittiğimizde bir masa oturuyor. Bir baktım onlar da seyircimizdi. Böyle kaldı. Geleceğim merak etmeyin. Biraz sonra konsümasyona gelirim dedim. Gittim masalarına. Ya Betül Hanım dedi. Yani gerçekten dedi. Kapıdan girdiğiniz anda dedi. İnanamadım dedi. Siz de oyunda anlatıyorsunuz ya bütün bunları dedi. Ben de dedi sizi yarattım işte dedi. Deminden beri dedi şunu düşünüyorum. Betül Hanım gelse, soframıza otursa kim bilir bizimle neler paylaşır, neler anlatır, ne muhabbet ederiz. Vay be. Valla bunu konuşmuşlar ve siz kapıdan girdiniz. Ablacığım nasıl derdin tasan yoktu, başka dileyecek bir şey bulamadın ya. Bu arada ben geriliyordum sen geleceksin diye. Ulan ne yapacağız, ne edeceğiz? Sonra oyunu izledim. Baktım. Hiç. Abi ama yani ne olacak ki dedim yani ve gerçekten de öyle. Öyle olmak lazım. Oyundan birkaç tiyo aldım. Bugün onları ben de denedim. Hı-hı. Vallahi oran buran biraz şey oldu ha. Tabii tabii. Vallahi kendime geldim. Ya yıllarca benimle dalga geçtiler. Aman işte boş işlerle uğraşıyorsun. Ondan sonra bunun ayağın biraz yere bassın. Kendileri çünkü uzaya roket atıyorlar devamlı tabii, her gün. Onların çok yoğun işleri vardı. Aynen. Seninki boş gelmiştir. Tabii tabii. Doğru. Genlerle uğraşıyorlar. O genom projeleri evet, yapıyorlar evet. falan. Fakat şimdi televizyonlarda çok uzun zamandır hep bu konular konuşuluyor. Evet. Açık oturumlar yapılıyor. Çünkü niye biliyor musun? Shakespeare niye var hala? Çünkü Shakespeare insanı anlattı. İnsanın duygularını anlattı. İnsana dair şeyleri anlattı. Benim anlattıklarımda insana ait şeyler. Evet. Onun duygularına, beden, zihin, ruh sağlığını nasıl koruyabileceğine önce bir kendimizin bir farkına varmamız gerekiyor. Biz hala bedenimizin, organlarımızın farkında değiliz. Neredeyse kalbimizin bir tek nerede olduğunu, ciğerlerimizin nerede olduğunu biliyoruz. Ya dünden bir şey neyse onu ya. Anlatmayayım. Oyunda kullanıyorsun onu. Yo anlat, her şeyi anlatabilirsin. Şimdi benim yönetmenim Ahmet Ayaz Yılmaz ve de o muhteşem görüntüleri kim yaptı biliyor musun? Sanki. Onur Duru yaptı. Bana ne dedi? Dün 5 dakika önce gelin dedi. Niye dedim? Bir şeyler dedi izleyeceksiniz dedi. Onlara gelin bakın dedi. Ben sandım ki böyle bir kısa film bir şey falan. Gittik. Kuşlar uçuyor. Böcekler geçiyor falan. Ama çok güzel. İnsanların içi yıkanıyor biliyor musun? Ben bütün röportajlarımı, randevularımı Yıldız Parkı'nda, Emirgen Korusu'nda veririm. Çünkü biz doğayla bir olduğumuzu unuttuk. Biz doğanın bir parçasıyız. Ve doğanın bize ihtiyacı yok. Bizim doğaya ihtiyacımız var. Bu insanoğlunun kibiri ne olacak? Evet. Ve onun içinde ben bir sürü insana unuttukları şeyleri hatırlatmak istiyorum. Orada insan rahatlıyor, enerjin çoğalıyor. Kendini daha rahat, daha dingin hissediyorsun. Onun için bak senin gibiler var ya, senin gibi. Ama ben tam öyle değilim. Sen ortadasın. Çatışma olsun biliyorum, diye. Biliyorum, yani. Biliyorum. Dramanın şeyi. Şey, yükselsin. Yükselsin. Özünü biliyorum. Onu da biraz sonra söyleyecektim. Yani. Ha, aferin. Bir, aferin sana. Kalktım, baktım şeyim ağrıyor. Omurgam ağrıyor böyle. Ah canım. Dedim özür dilerim, affedersin. Bravo. Kırdım falan. Uzun mu anlatacaksın? Yok. Uzun anlatacaksan bunlardan yiyeceğim. El ver. El ver bana. El verdim. Tamam. Tamam. Betül abla oyununda şöyle bir şeyden bahsediyor. Diyor ki kendinizi seviyor musunuz?
elini seviyor musun? Gözünü seviyor musun? Kulağını seviyor musun abi yani? Sen bunlar senin olsun diye bir çaba sarf etmediğin için, bunlar sana beleşten geldiği için bedavada, bunları hor kullanıyorsun. Sordu oradaki seyircilere. Çok fazla insandan ses çıkmadı bende diye. Çıkanlar da sadece kadınlardan. Ben işte 3 yıldır kendimi seviyorum. Ben 5 yıldır kendimi seviyorum. Şimdi hep kadınlardan geliyor. Ondan sonra ben soruyorum. Diyorum ki organlarını ve bedenini seven bir erkek arıyorum. Tek bir organı dışında organlarını seven bir erkek arıyorum. İnanır mısınız? Çıkmadı. Ben dahil. Ama sonra ne diyorum? Eminim bir daha oyuna gelişlerinde sevecekler diyorum ve haklıyım bak. Evet, sen sevmeye başladın vallahi. İşte. Vallahi evet, sevmeye başladım. Senin gibi çok kişi var. Gariban ya, yazık günah. Ya, aynen öyle kadar. Ama farkında değiliz. Ya ben nasıl başladım biliyor musun? Bilenin bilmeyene, olanın olmayana borcu var dedim. Bildiklerimi paylaşma, bilmediklerimi de onlardan öğrenmek için bir yola çıktım. Bilgi zekatı. Aynen öyle. Yıllardır ben yaşama sanatı seminerleri veriyorum. O kadar geri dönüşümler oldu ki çok şey yaşadım bu konuda. Hatta şimdi oyunun kitabını yazıyorum. Süper. Bu yaz kesinlikle bitiriyorum. Sezona kitapla birlikte başlıyoruz. Sezonda inşallah büyük marketlerden birinde soğan patates reyonunun yanında Betül Abla'nın kitabını da göreceğiz inşallah bestsellerlarda. Nerede olursa olsun. Evet evet. Yeter ki insanlara ulaşsın. Ya o bana ulaşsın. Komik geliyordu ondan. Evet yani biliyorum. Giriyorsun Migros'a. Gofret 4 tanesi 3 lira bir de kitap var burada. Kitap hediye getirdim size. Ben kitapsız hiçbir yayına çıkmam aslında. 4 anlaşma ve bu ustaca sevme. Ben bunlar için ne diyorum biliyor musun? Her nefes alan canlının okuması gereken 2 kitap diyorum. Bu ustaca sevmeyi okurken lütfen Sihirli Mutfak bölümünü okuduğunuzda beni hatırlayın. Herhalde bugüne kadar 5000 tane hediye ettim. Yazarı size çok müteşekkir olmalı. Ben ona müteşekkirim. Çok şey öğrendim orada. Hayatıma çok şey geçirdim ve onun için de paylaşıyorum. Ben yıllardır bahşiş yerine kitap armağan ediyorum. Arabamı yıkayana, o kuaförüme, nöbetçi kitaplarım var. Nöbetçi hediyelerim var. Hem nasıl, çocuk nöbetçi kitapları ayrı. Gece yarısı mesela biri arıyor. Ben evet. Bir hediye götüreceğim. Aynen. Hadi ya. Ya ben vakitsiz insanım. Betül abi sana şaka yapılmıyor. Sen bir garip misin ya? Böyle insan mı olur ya? Şimdi sen diyorsun ki hastalıklar duygu durumlarımız ve düşünce durumlarımızla oluşuyor. Aynen. Bu kadar bu düşünceyi sahiplenmiş ve bunu uygulamış biri olmasam da işin bu tarafında ben de biraz böyleyim. Toparlarım abi, düzelirim abi. Hı. Geçer, ben bunu atlatırım derim. Bu durumlarda. Bak bütün bunlar bilimsel biliyor musun? Bedenin kendini yenileme sistemi var. Ama onun ötesinde bir de epigenetik bilimi var artık. O nedir? Mesela genlerin bir şeye çok yatkın diyelim. Yani bir hastalık var ya da. Hı hı. Yaşam biçimini ve düşünce biçimini değiştirdiğinde genlerin hasta etmesine izin vermiyorsun. Vermiyorsun. Evet. Annen galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet aynen. Ay kızım kötü düşün, iyi olursa sevinirsin. Ama yani nasıl olacak bu? Ama hepimiz böyle büyüyoruz. Evet. Şimdi bir kere beynin hayalle gerçeği ayıramadığını öğrendiğim gün... Ay dedim ki inanılmaz bir şey bu. Şimdi sporcuları 20 kişi burada 20 kişi burada antrenman yapıyorlar. Buradaki 20 kişi normal antrenman yapıyor. Kasları %24 çalışıyor. Buradaki hayali antrenman yapıyor. Kasları %23 çalışıyor. Ben yıllardır sadece hayal gücü, düşünce gücü ve bilinçaltı gücümle yaşıyorum. Neler var ettiğimi sana anlatsam. Gökten para yağar. Azıcık bize yağdırsana Betül abla. Hadi kurban ne olur ya. Ya evet ya şu Emine'ye lütfen artık izleyici yağsın. Lütfen rica ediyorum. Yağsın ama hayalini kurun ve buna saf çocuk inancıyla inanın. Çünkü emek veriyorsunuz. İşin bir de o tarafı çok var. Çok ciddi emek veriyorsunuz. Evet. İlk başta yapılacak olan şey emek. Hayal gücü ve düşünce gücüyle yaratım için. Ondan sonra da bize unutturulan saf çocuk inancıyla inanacağız. Ya Betül abla öyle bir yetiştiriliyoruz ki devamlı içimizde ne var biliyor musun? Aç kalırsın. Peki ya yarın? Ben de bazen söylerim. Olmayan bir şey üzerinden. Ben evet. Ya yarını kim biliyor ki ya? Aynen. Nereden bilebiliriz bunu? Onu öyle yapma da yarın ne olacağını bilemeyiz. E tamam işte adı üstünde bilemeyiz. Niye yapmıyorum? Şimdi bunu içimden geliyor benim bunu yapmak. Şöyle bir şey anlaşılıyor genelde. Aman bu da Ağustos böceği işte. Havada vursun tavadayız. O değil ya. Değil. Bu o demek değil yani. Bak canımın içi bu bilinçaltı kodlamaları. Şimdi bu kodlamalar içinde ne? Hayat zor, para kazanmak zor, evlilik zor, çocuk büyütmek zor, o zor, bu zor, iş hayatı zor falan. Çünkü orada zor dediği anda ne diyormuş biliyor musun?
Ha, bu zor istiyor. Hayır, çünkü bizim bilinçaltı gönüllü hizmetlimiz. Ne dersek motomot ona inanıyor. Hiçbir şey sorgulamıyor. Saftorik bayağı. Tabii. Böyle bak ne yapıyor biliyor musun? Her şeyi emir kabul ediyor. Espriden de anlamıyor. Şimdi oyunda da anlattım ya. Evet. Ha bak gülüyorsun. Evet, evet. Şimdi gülünce biz mutluluk hormonu salgılarız. Ama güler gibi yaptığımızda, yani böyle ha, hiç sorgulamıyormuş biliyor musun? İçten mi gülüyor, riyakar mı gülüyor, samimi mi gülüyor? Ver mutluluk hormonu. Süper, değil mi? Bak verdi şu anda. Ben bak yemin ediyorum, düşüncem şuydu seninle ilgili. Abi şimdi birbirimizi yemeyelim. Belli ki derd üstü, murad üstü. Ondan sonra dün oyunu izledim. Anlattı, anlattı. Bir de bunu yaşadım, bir de şunu yaşadım. Üstüne yine mutlu oldum. Bir çılgınlık. Bu ya, bu normal değil yani. Sonra dedim ki, kesin dedim bir şey içiyor. İçiyorum. Gerçekten bunu içiyorum. Bu düşünce gücüyle ilgili bilinci kandırabiliyoruz diyorsun. Ondan ne söylersek onu algılıyor. Diyor. Aynen. İyi tamam, o zaman oluyor mu yani? Ben şimdi bir Mercedes istiyorum. Böyle bir şey mi? Düşünce gücüyle yaratım için önce yapman gereken bir kere tartışılmaz emek vereceksin. Emeksiz hiçbir şey olmuyor. Bu bir. İkincisi, sen arabayı niye istiyorsun? Ben aslında araba istemiştim. Aslında niye istediğimi de çok bilmiyorum. Yani. Bilmiyorsan gelmez. Gelmez, evet. Böyle de yaşıyorum yani. Olmaz. Milli piyangodan ya da şans oyunlarından para kazananlar %90'ı şu anda daha kötü durumdalardır. Evet. Çünkü neden istediklerini bilmiyorlar. Şimdi bu böyle. Ondan sonra ne yapıyoruz? Araba mı istiyorsun? Her gece bir dizi film çeviriyorsun. Yattığında uykuyla uyanıklık arasındaki o an var ya, o anda hayal kuruyorsun. Her gece bir bölüm kur lütfen. Nasıl bir araba istiyorsun? Yalnız bir şey diyeceğim. Bizim Türk dizileri kurarsam sabaha kadar uyumuyor. 280 dakika. Yatağa 1'de giriyorum, 5'te uyuyorum. Dizi... Betül abla dizi bitmedi ben. Bu ne gibi olsun biliyor musun? Kamu spot. Çok güzel. Aynen, aynen onun gibi. Şey gibi kamu spot. Hadi babası bak. Kalp krizi geçirirken evet. Neden halay çekmiyoruzun derdine düşen. Aynen öyle. Ya yıllar önce bak nereden nereye şimdi laf karıştırıyorsun. Bugün Janset dün gece oyunu seyretti. Janset Vaçal bir yorum yazmış. Ya yani müthiş bir yorum yazmış, sağ olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Orada şeyi hatırlatmış, o geldi aklıma. Ben yıllar önce Seden Kızıltunç'un yazdığı 5 dakika faydalı bilgiler programında oynadım. Mesela kaçık çorapları değerlendirmek için 3 çorap alıyorsun. Çorabını bir Janset bunu yazmış. Biz dedi bununla dedi büyüdük diyor. Emaye'den dumping. Kaçık çoraplarınız mı var? Artık bak kaçık şimdi, çoraplara sor. 3 tane aynı çoraptan 3 tane alıyorsun. Şimdi bir tanesi kaçtığında onu kesiyorsun, onu üstüne giyiyorsun. Öteki çorabın bir tanesi oraya geliyor. Bak ben anlamadım ya. Kilo, bir dakika şimdi bu kilotlu çorap, burası belimiz, giydik. Bak, bu kaçtı, şimdi, bunu kestik. Bunu kesti. Tamam. Ötekini onun üstüne giyiyorsun. Bu ne oldu? Ona, bu duruyor. Tek bacak dışarıda. Öteki onun üstüne girdi, bu normal duruyor. Ötekini de, ben de bir anda şey yaptım. Anlamadım ben. Bir dakika. Kilosuzsa zaten olur. Janset'e bağlanalım mı? Hayır ben... Desek ya Janset, biz bir program çekiyoruz. Bu kilotlu çorabı anlatacağız. Hangisini kesiyorduk ya? Bir de misyonumuz var. Biz haber de veren bir ya da gündemi de yorumlayan bir program. Ama geriden. Ya biz hiçbir şey tutturamıyoruz. Ya biz atıyorum öğretmenler günü olur, biz bir ay sonra geçmiş öğretmenler gününüz. Şimdi yarın anneler günü. Biz bu programı yayınladığımızda o da geçmiş olacak. Şimdi seninle beraber önce geçmiş anneler gününü kutlayalım. Bir de programımızda ilk olarak 19 Mayıs'ı. Ona denk geleceğiz. Yani. İlk defa. Geliyoruz değil mi? 11, 17. Geliyoruz. Bravo, bravo. 19 Mayıs'ı. Öncelikle... O zaman 19 Mayıs için hemen şey yapalım mı? Koreografimizi... Egzersiz. Yapalım. Egzersiz. Şakaydı ama. Şimdi sen demin omurgam dedin. 20 kere böyle yap. 20 60. Ondan sonra böyle hatta duvara dayanıp böyle. Ondan sonra ellerimizi böyle yapıyorsun. Gerisini de şeyden öğrensinler. Bunları 20'şer kere 3 set yapın. Ondan sonra gerisini de nereden öğrensinler?
Açın sosyal bakın ya, Google diye bir şey var, evet. YouTube diye bir şey var ya. Google zahmet. Hepsi ne dedik? Var. Emek olmadan yemek olmaz yani. Bir zahmet. Öncelikle buradan kendi annemin anneler gününü, sonra benim annemin, sonralıkla Onur'un annesinin, sonra Betül ablacığımızın ve bütün annelerim. Merve'nin annesi. Merve'nin annesi. Oğlum bunu bir sıraya koymayalım ya. Ha bütün genel. Birini muhakkak unuturuz. Tabii yani. Tabii genel konuşalım. Doğru. Evet evet. Teyzem alınabilir. Betül ablanın nezdinde hepinizin anneler gününü kutluyorum. Hepinizin yerine Betül ablayı öpüyorum. Canım benim. Sağ ol. Çok İyi teşekkür ederim. Vallahi evet, evet. Anneler gününüz kutlu. Geçmiş anneler günü. Çünkü biz biliyorsunuz doğru yerde doğru zamanda olamayan program MHA anca böyle yapar. Ama 19 Mayıs'ınızı şimdiden kutluyoruz. Evet. Betül ablaya çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğu için. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Ben de çok teşekkür ediyorum. Seyirciniz, paylaşanınız çok olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Gençlere de daha özgür bir ortam diliyorum. Ve istediklerini söyleyebilecekleri ve de sevgiyle paylaşabilecekleri güzel anlar diliyorum diyeyim. Teşekkür ediyorum. Emma'ya bitti. Hadi şimdi gidin. Haftaya gidin.